yokmuş yine. Gelsen masalımı değil. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gelincik adıyla bilinen, kan çiçekleriyle bezeli, tarihi bir yarımada varmış. Bu tarihi yarımadanın tertemiz bir havası, masmavi denizleri, yemyeşil toprakları, iyi kalpli insanları ve hepsinden önemlisi dillere destan bir tarihi varmış. Bu tarihi yarımadanın ismi Gelibolu Yarımadası'ymış. Bu bereketli topraklar uğrunda on binlerce, yüz binlerce Mehmetçik ülkemizin geleceğini inşa etmek için dillere destan bir tarih yazmışlar. Savaşın en hızlı günlerinden birinde, ortalık yangın yeri. Barut tozundan göz gözü görmüyor, top mermileri havada uçuşuyormuş. Üsteğmen cepheye yeni katılan askerleri kontrol ediyor, bir taraftan da onlarla laflıyormuş. Biraz da erlerinin moralini yüksek tutmak için onlara nerelisin gibi sorular soruyormuş. Gencecik erlerin üzerinde gözlerini gezdirirken gözü birden saçının ortası sararmış bir askere takılmış. Merakla adın ne senin evladım diye sormuş. Gencecik asker Ali kumandanım diye cevap vermiş. Kumandan bu sefer de nerelisin diye sormuş. Ali Tokatlıyım kumandanım. Tokat'ın Zile kazasındanım demiş. Peki evladım bu kafanın hali ne? Saçlarının ortası neden boyalı böyle demiş. Ali anam cepheye gelirken kına yaktı kumandanım demiş. Kumandan bu cevabı duyunca daha da meraklanmış ve sebebini sormuş. Anacığın cepheye gelirken neden saçlarına kına yaktı demiş. Ama lakin bizim Ali anacığının neden kına yaktığını bilmiyormuş. Mahcup bir şekilde nedenini bilmiyorum kumandanım demiş. Kumandan çok merak etmiş ama el mecbur. Peki gidebilirsin kınalı Ali demiş. O günden sonra herkes ona kınalı Ali diye seslenip olmuş. Kınalı Ali saçlarıyla herkes dalga geçermiş ama kınalı Ali saçlarını her gördüğünde nur yüzlü anasını görür, kınanın kokusunu her duyduğunda anacığının kınalı elleri aklına gelir, içi ısınırmış. Gel zaman, git zaman, cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini kazanmış kınalı Ali. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Savaş iyice kızışmış. Bombalar, mermiler, sadece insanları değil, dağı taşı, kurdu kuşu, uzaklardaki anaların yüreğini paramparça ediyormuş. Bizim kınalı Ali, çarpışmalar durulup ne zaman bir kenara çekilse, yüreği cız eder, anası düşermiş aklına. İki satır mektup yazıp ailesine iyi olduğunu, merakta kalmamalarını bildirmek istemiş. İstemiş istemiş ama okuma yazması yokmuş bizim Ali'nin. Üzülmüş Ali. Düşünmüş, taşınmış, okuma yazma bilen, eli kalem tutan, silah arkadaşlarından yardım istemeye karar vermiş. Kimler yokmuş ki silah arkadaşlarının arasında? Tıbbiyeliler, mülkiyeliler, öğretmenler, çiftçiler, köylüler, zanaatkarlar, yurdun dört bir yanından binlerce insanımız. Koşup gelmişler vatan savunmasına, tıpkı bizim kınalı Ali gibi. Asker ocağı bir başkadır, asker arkadaşı can yoldaşıdır, kardeştir. Kırarlar mı hiç Ali'yi? O nasıl söz Ali demişler, gel otur bakalım, elbet yazarız mektubunu. Ve başlamışlar mektubu yazmaya. Ali bir bir söylemiş, arkadaşları bir bir yazmışlar. Canım anam, canım babam, hasretle ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni sakın merak etmeyin diye başlamış mektubuna. Kız kardeşini, kendinden bir küçük erkek kardeşini sormuş. Köydekilerin burnunda tüttüğünü yazdırmış. Biz burada var olduğumuz sürece bilesiniz ki düşman bir adım bile ilerleyemez diyerek gururla mektubu bitirmişler. Ama neden sonra aklına bir şey gelmiş, mektubun sonuna anasına not düşürmüş. Canım anam, garip anam, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama burada kumandanlarım da,
arkadaşlarım da benimle hep alay ediyorlar. Yakında cepheye gitme sırası inşallah kardeşim Ahmet'e gelecek. Onu cepheye gönderirken kafasına kına yakma Emi Hanım. Hasretle ellerinizden tekrar öperim. Aradan ben deyim 3 gün, siz deyin 3 hafta, hatta 3 ay geçmiş. İngilizler Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmek için var gücüyle bastırıyormuş. Cephede savaşan askerlerimiz birer birer, ikişer ikişer, beşer beşer, hatta onar onar şehit olmaya başlamışlar. Cepheye takviye olarak gelen kuvvetlerin de sayısı yetersiz kalınca askerlerimizin sayısı epeyce azalmış. Gelibolu kaybedilmek üzereymiş. Kınalı Ali'nin kumandanı bu duruma tahammül edemiyormuş. Ancak elinden de yapacak bir şey gelmiyormuş. Kumandanın bölüğü henüz sıcak temasa hazır değilmiş. Cepheye yeni gelmiş gencecik erlerin, hatta 15'lilerin bulunduğu bölüğünü insan bedeninin süngülerle, mermilerle orak gibi biçildiği bu ateş hattına göndermeye içi el vermiyormuş kumandanın. Cephede bölük bölük erler eridikçe sıranın kendi bölüğüne gelmemesi için kumandan ellerini açmış, dua ediyormuş. Ya Rab, askerlerime güç ver, kuvvet ver, onlara cesaret ver, dayanma gücü ver Ya Rab, diyormuş. Kumandanlarının bu düşünceli halini gören ve durumun vehametini bilen Kınalı Ali ile arkadaşları yalvar yakar cepheye gitmek istediklerini söylemişler kumandanlarına. Kumandan daha fazla bu ısrarlara direnememiş. Onları ölüme gönderdiğini bile bile çaresizce göndermiş cepheye. Sevinç çığlıkları atarak ateşin içine ölümle buluşacaklarını bildikleri Gelibolu cephesine gitmişler. Gitmişler gitmesine de Kınalı Ali'nin bölüğünden tek bir kişi bile dönmemiş, dönememiş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Kınalı Ali'nin ailesine yazdığı mektubun cevabı gelmiş. Kumandanları buruk ve gözleri dolu dolu Kınalı Ali'nin mektubunu açıp okumaya karar vermişler. Oğlum Ali, nasılsın? İyi misin? Gözlerinden öper, selam ederim dedikten sonra öküzü sattık. Paranın yarısı sana, yarısı da cepheye gidecek olan kardeşine. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık iki başımıza kaldığımızdan pek fazla zahiriye de ihtiyacımız kalmadı. O yüzden yorulmuyorum da. Siz sakın ola bizi düşünüp merak etmeyin, diye yazıyormuş Kınalı Ali'nin babasının mektubunda. Köyü, akrabalarını da bir bir anlatmış ve mektubu şöyle bitirmiş. Ali, oğlum, ananın da sana diyeceği bir şey var. Kınalı Ali'nin anası şöyle diyormuş mektubunda. Oğlum, Ali, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşine de yaktım oğlum. Kumandanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle alay etmesinler. Bizde üç şeye kına yakılır. Gelinlik kıza yakarız, gitsin. Ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. Kurbanlık koça yakarız, Allah'a kurban olsun diye. Askere gidecek olan yiğitlerimize yakarız, vatana kurban olsun diye. Gözlerinden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun. Mektubu okuyan Ali'nin kumandanı ve arkadaşları hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamışlar. Ve derken gökten şehitlerimizin kanı gibi kırmızı üç elma düşer. Biri bu topraklar için canlarını feda etmiş olan Kınalı Ali ve onun gibi diğer şehitlerimizin başına. Biri bu toprakların değerini bilen o kahramanların torunları olan bizler için. Ve bir diğeri ise kendini dünya barışına adamış olan bütün insanların başına. Binlerce kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anarken onlardan biri de 17 yaşında Çanakkale Savaşları'nda annesi tarafından vatana kurban olsun diye saçına kına yakılarak gönderilen Tokatlı Kınalı Ali'dir. Çanakkale Zaferi normalde 2 saat içerisinde fethedileceği düşünülen bir ülkenin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin vatan, bayrak ve milli mukaddesat etrafında genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk birleşerek kanının son damlasına kadar yedi düvele karşı savaşarak kazandığı, tarihe altın harflerle nakşedilen
Zafer'in adıdır. Çanakkale Zaferi çok zor şartlar altında kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Ruhları şad olsun. Sen düşere büçelme. Biri sana, biri bana, biri ona.